Ay çok güzel oldu vallahi. Gerçekten çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Rica ederiz. Gelinimiz çok güzel gösteriyor tasarımı değil mi? Kesinlikle öyle. Çok çok yakıştı. Ne oluyor kızım? Derin Hanım'ı iletmemi istediler. Kim istedi? Acil konuşmamız lazım. Kapının önünde bekliyorum. 2 dakika içinde gelmezsen ben geleceğim içeri. Derin kimden? Ne oluyor? Önemli bir şey değil. Bana yardımcı olur musunuz lütfen? Derin, ne oluyor? Galeriyle ilgili acil bir durum olmuş. Telefonuma ulaşamayınca birini yollamışlar. Hemen halledip geleceğim. Galeriyle ilgili mi? Galeriyle ilgili acil ne olabilir ki? Her iş gibi bunun da aciliyetleri var Nazcığım. Telefonu açmayarak bir yere kaçamayacağını anlamışsın duruma. Ne istiyorsun? Evleneceğin adam başkasına aşık. Evet, yani ilgileniyor. Bunu sana ben söyledim. Yeni mi dank etti? Ama sen durumu iyice anlamamışsın. Bayağı peşinde dolanıyor kuyruk gibi. Nereye gitse oraya gidiyor. Şimdi gelinlik provasından çıktım. Ve çok yakında Savaş'la evlenmiş olacağım. Savaş senin için evli kalacak zannediyorsun? Ha? Arkadaşlığınız için falan mı? Ya bunca şeyden sonra sana nasıl inanacak? Güvenecek mi? Geçti artık o günler. Savaş'ın senle niçin evli kalacağını gayet iyi biliyorsun. Yurdal Sargun davası biter bitmez boşanma dilekçesini eline verecek. Sen de sesini çıkaramayacaksın. Ağzını bile açamayacaksın. Yeni bir sevinç vakasına hazır mısın? Ne diyorsun sen ya? Yani bu konuşmanın sonu nereye varacak? Savaş şu anda Meryem'in babasını kimin öldürdüğünü bulmaya gidiyor. Tamam. Sen düşün. Ama artık işler değişti. Ben de sizin planınızı çaldım tıpkı sizin bana yaptığınız gibi. Savaş ben ne istersem onu öğrenecek. Benden ne istiyorsun? Seçim yapmanı. Başka bir kadına aşık, Savaş'la kısa sürecek bir evlilik mi? Yoksa sadece sana ait mutsuz bir Savaş'ı avutan kahraman kadın olmak mı? Yurda Sargun'u yakacaksın. Bu mu planın? Akıllı kadınsın. Meryem babasını Yurda Sargun'un öldürdüğünü düşünürken Savaş'ın aşkına karşılık verecek hali kalmaz. Yüzünü bile görmek istemez. Bu sefer Savaş aşk acısıyla tekrar senin dizlerine kapanır. Belki gerçekten evlenirsiniz. Açık büyük planını anlatayım mı? Bilakis beni Yurda Sargun'a karşı sen koruyacaksın. Seçim senin. Yurdal Sargun beni anında bitirir. Ama o elindeki yalan dolan kağıdın Savaş'ın eline geçtiğini bir düşünsene. Bu sefer Meryem'in gözünde kahraman olur. Manşetlere düşersiniz. Yılın evliliğindeki sürpriz boşanma. Yurdal amcaya niye gitmedin? Onu bu işten sıyırsaydın belki seni kurtarırdı. Beni Yurdal Bey asla anlamaz. Bir tek sen anlarsın. Şöyle düşün. Yurdal Bey bana istediğini yapar. Ama onun yapacağı hiçbir şey sevdiğim kadını başkasının kollarında görmek kadar bana acı vermez. Bunu en iyi sen bilirsin. Sen bu kızı seviyor musun? Yurdal Sargun'u karşıma alacağım diyorum. Bana numara yapma. Sırf aynı adam istedi diye bu kızı 8 yılda içeri tıkmaya çalışmadın mı sen? Şimdi mi kıymete bindin? Seni hiç kimse senin için her şeyi yapabilecek kadar çok sevmemiş. Meryem beni böyle sevdi. Kendimi sevdiğimden daha çok sevdi beni. Bu nasıl bir duygu biliyor musun? Dünyayı fethetmiş gibi. Ben onun
Bana olan aşkına aşığım. Bana bakışına. Bana baktığı gibi kimseye bakmasına izin vermem. Dünyayı yakarım. Kendimi yakarım. Yine de izin vermem. Ben sana Meryem seni nasıl sevdi demedim. O benim günahsız hayatımdan geri kalan tek lekesiz hatıra. O benim. Hep öyleydi. Ve öyle de kalacak. Sadece benim. Göstersene bana da. Ya, sana çok yüklendim biliyorum. Ama iyi değilim ben bu aralar, görüyorsun yani. Bir de nazım bir tek sana geçiyor. Yani hep öyleydi. Özür dilerim. Film izler miyiz? Bir duş alayım. Tamam. Ben patlamış mısır da yapıyorum o zaman. Senin sevdiğin şekilde. Hadi Savaş, hadi. Ulan ne olur ya, ne olur. Kızım yeter artık, tamam ya. Bir sakin ol ya. Efendim? Konuştun mu Savaş'la? Yine mi Savaş konuşsun? Ha tamam, dün gece için özür dilerim. Ama bunca şeyden sonra o herifle ilgili böyle şeyler düşünmem normal değil mi? Hem özür diliyorsun... ...hem haklısın dememi bekliyorsun Oktay. Tamam. Tam beklemiyorum bir şey. Sen haklısın, tamam. Ama ben de ya ne yapayım, seninle ilgili konularda böyle deli oluyorum işte. Neyse. Biz konuştuk Savaş'la. Bunca şeyden sonra bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama bu işte birlikteyiz. Yardım ettim ona. Senin için yaptım. Başka hiçbir güç bana bunu yaptıramazdı. Sen yolda mısın? Yok. Değilim. Ya aramadı mı Savaş seni? Aradı, aradı da. Bir iz peşindeyim. Haber bekle dedi, kapattı. Ya müsait değildi herhalde, anlatamadı. Şimdi sana bir adres göndereceğim. Orada buluşacaksınız. Sana anlatır. Sana söyler bu işin arkasında kimin olduğunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.